Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bu güzel modelin yapımına başlamıştık. Birlikte küpemizi yapmıştık hanımlar. Şimdi bu model üzerinden devam edip bu güzel kolyemizi çalışacağız. Bakın en son burada kalmıştık. Küpe yapacaksak ne yapacaktık? 6 tane kum boncuk alıp bu beyaz boncuğumuzu çaprazlayıp küpe aparatını takacaktık. Kolye yapacaksak da şimdi buradan devam ediyoruz. Öncelikle ipim bitmişti, size ipeklemeyi göstereceğim demiştim. Bakın. İpim beyaz boncuktan çıkmış. Hemen bundan bir önceki yerin ipin arasından hanımlar bakın ekranda şu an nasıl. Evet, buradan giriş yapıyorum. İpimi buraya önce bir sabitleyeceğim. Tekrardan aynı yerden giriş yapıyorum. Bakın bir halka oluşturdum. Halkamın içinden geçerek buraya bir düğüm attım. Uç kısımda ben bakın şu an hareket ediyor. 15-20 santim kadar ip bırakırım. Bunları daha sonra boncuklarımın arasından gizleyerek yok ederim. Eğer sizi rahatsız edecekse, yani çalışmanıza engel olacaksa şimdi yok edebilirsiniz. İpinizi boncuklarınızın arasından birkaç tur atın. Gizleyin, kesin ve yakın. Bakın beyaz boncuğumdan çıktım. Bir tane beyaz boncuk alıyorum. Çukurdaki boncuğumu atlıyorum. Yüksekte duran boncuktan geçiş yapıyorum. Yine bir tane beyaz boncuk alıyorum. Çukurdaki boncuğumu atlıyorum. Yüksekte duran beyaz boncuktan giriş yapıyorum. Yani ne yapıyoruz? PRT tekniğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bakın çukurdaki yeşil boncuğumu atladım. Yüksekte duran yeşil boncuktan geçiş yaptım. Yaprak kısımlarında hanımlar dikkat edin. Yan yana iki tane boncuğum var. Burada bir tane beyaz boncuk alıyorum. Boncuk atlamıyorum. Hemen yanımdaki boncuktan geçiş yapıyorum. Bu sırayı da komple bu şekilde tamamlayacağız. Ben hemen hızlı bir şekilde tamamlayayım. Dilerseniz sardırabilirsiniz. Bakın beyaz boncuk alıyoruz. Çukurdaki boncuğumuzu atlıyoruz. Yüksekte duran boncuktan geçiş yapıyoruz. Yeşil kısma kadar bu şekilde çalışıyoruz. Yeşil kısımda peyote yapmıyoruz. Hemen yanımızdaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Sanırım anlaşılmıştır. Şimdi hızlı bir şekilde hemen burayı tamamlayayım. Bakın yeşil boncuğumda ne yapıyorum? Hemen yanımdaki boncuktan geçiş yapıyorum. İlk başlangıcını detaylı gösteriyorum hanımlar. Diğer yerleri hızlı geçiyorum. Çünkü hepsinde aynı işlemi yaptığımız için hiç kafanız karışmasın. Söylediğim gibi bu kısımda sıkılırsanız sardırın videoyu. Ben zaten sıra başına geldiğimi belirtiyorum. O kısma gelene kadar sardırabilirsiniz. Burası neden gevşek oldu? Çünkü ipimi sabitlemedim ya. Yani düğüm attım ama sağlamlama işlemi yapmadığım için o yüzden gevşek oldu. Çekiştirince düzelir. Bakın sıra başıma geldim. Beyaz boncuğumu aldım. Çukurdaki yeşil boncuğumu atlıyorum. İki tane beyaz boncuktan birden geçiş yapıyorum. Sıra başında ne yapıyorduk? Her zaman iki boncuktan birden geçiş yapıyorduk. Şimdi bu sıramızda yine beyaz boncuklarla devam ediyoruz. Bir tane beyaz boncuk alıyorum.
Çukurdaki beyaz boncuğumu atlıyorum. Yüksekteki beyaz boncuktan geçiş yapıyorum. Beyaz boncuklarla bir sıra daha aynı şekilde peyotemizi yapıyoruz. Bu sırada hiç atlama yapmadığımız boncuk yok. Yani bütün boncuklardan peyote tekniğiyle çalışıyoruz. Bakın çukurdaki boncuğu atladım. Yüksekte duran boncuktan geçiş yaptım. Sanırım anlaşıldı. Ben hemen hızlıca bu sırayı da tamamlayayım. Küpe kısmından sonra 3 sıra beyazla çalışıyoruz hanımlar. Bu ikinci sıramız. Bir sıra daha beyazla çalışacağız. Sonra kenar kısmını yapıp bitireceğiz modelimizi inşallah. Sıkılmayın diye birazcık acele de ediyorum. Aynı işlemi yaptığımız için bu kısmı hızlı geçiyorum hanımlar. Burada farklı bir şey yok. Beyaz boncuklarla peyotemizi yapmaya devam ediyoruz. Sıra başına geldiğim zaman söyleyeceğim. O kısma kadar yine sardırabilirsiniz. Bakın sıra başına geldim. Bir tane beyaz boncuğumu alıyorum. Çukurdaki boncuğu atladım. İki tane boncuktan birden geçiş yapıyorum. Sıra başında her zaman ne yapıyorduk? İki boncuktan birden geçiş yapıyorduk. Şimdi bir sıra daha beyazla çalışacağız hanımlar. Ama bu sırada bir fark var. Bakın yine çukurdaki boncuğu atladım. Yüksekte duran boncuktan geçiş yaptım. Yani peyote yaptım. Bir tane daha peyote yaptım. Şimdi yaprağımın tam başına geldiğim zaman, tam tepe noktasına geldiğim zaman iki tane beyaz boncuk yerleştiriyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. Çukurdaki boncuğu atlıyorum. Diğer boncuktan geçiş yapıyorum. Yani aralarda birer tane beyaz boncukla yaprağımızın tepe noktasına geldiğimiz zaman iki tane beyaz boncukla çalışacağız. Bu sırayı da komple bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın yaprağımın tepe noktasına geldim. Ne yapıyorum? Burada iki boncukla çalışıyorum. Yanımdaki boncuğu atlıyorum. Diğer boncuktan geçiş yapıyorum. Yani yine peyote tekniğini yapıyoruz ama yaprağımızın tepe kısımlarında iki boncuk alıyoruz. Aralarda bir beyazla devam ediyoruz. Yine isterseniz sardırabilirsiniz. Ben sıra başına kadar hızlıca hemen tamamlayayım. Sıra başına geldiğimi yine belirteceğim. Bakın tepe kısmına geldim. Ne yapıyorum? İki boncukla çalışıyorum. Aralarda bir. Tepe kısmına geldiğimi nereden anlıyorum? İki tane yeşilin ortasında bir tane beyaz var. Dikkat edin. O kısma ulaşınca tepe kısmına geldiğimi anlıyorum ve burada iki boncuk alıyorum.
Bakın yine tepe noktama ulaştım. Ne yapıyorum? İki beyaz alıyorum. Yanımdaki boncuğu atlayıp hemen onun yanındaki boncuktan geçiş yapıyorum. Yani PRT tekniğini yapıyorum. Çok çekiştirmeden yapın hanımlar modeli. Kenarlar büzülmesin orta kısma doğru. Çok böyle sıkı sıkı da yapmayın. Çok gevşek de olmasın. Siz onu ayarlarsınız zaten. Sıra başına geldim. Bakın bir tane boncuk aldım. Çukurdaki boncuğu atladım. İki boncuktan birden geçiş yapıyorum. Şimdi bu son sıramız hanımlar. Son sıramızda ben beyazlarla çalışmamız bitti. Siyah ve kırmızı yaptım kenarına. Siz dilerseniz tek renk sadece siyah da yapabilirsiniz. Hemen birkaç tane göstereyim. Bir tane kırmızı boncuk alıyorum. Yanımdaki boncuğu atlıyorum. Diğer boncuktan geçiş yapıyorum. Yani ne yaptım? Peyote yaptım. Bir tane siyah boncuk alıyorum. Yanımda çukurda duran boncuğu atlıyorum. Diğer boncuktan geçiş yapıyorum. Dikkat edin, yaprak kısımlarına geldiğimiz zaman peyote yapmıyoruz. Yani bir tane boncuk aldım. Boncuk atlamıyorum. Hemen yanımdaki boncuktan geçiş yapıyorum. Yaprak kısımlarında bu şekilde çalışacaksınız. Aralarda yine peyote tekniğiyle devam edeceksiniz. Bir kırmızı, bir siyah olarak. Bakın burada peyote yapıyorum. Boncuk atlıyorum. Kırmızı, siyah. Kırmızı. Ne yaptım? Yanımdaki boncuğu atladım. Diğer boncuktan geçiş yaptım. Siyah. Yine peyote yaptım gördüğünüz gibi. Ama ne oldu? Tepe noktasına geldim. Tepe noktasında, yaprağımın tepe noktasında peyote yapmıyorum. Hemen yanımdaki boncuktan geçiş yapıyorum. Bu şekilde etrafını komple dönüyorsunuz. Ben hemen diğer modelime geçeyim. Bakın yaptım. Şimdi sıra başına geldim. Sıra başına ne yapıyorduk? İki boncuktan geçiş yapıyorduk. Yine çukurdaki boncuğumu atladım. Beyaz ve kırmızı iki boncuktan birden geçiş yaptım. Şimdi modelimizin püsküllerini yapacağız. Bakın şu aralardan ilerliyorum. Burada isterseniz düğüm atabilirsiniz. İpiniz bittiyse ip eklemesi yapabilirsiniz. Benim ipim olduğu için devam ediyorum. Bakın buradan ilerledim. Buradaki kırmızı boncuğuma kadar geldim. Şimdi ne yapıyorum? 3 tane siyah, 2 3 3 tane kırmızı, 2 3 Bakın 3 siyah, 3 kırmızı, 3 yeşil, 1 2 ve 3. 3 beyaz. Bu benim renk grubum. 4 renk kullandım. Bu çiçeğimi yaparken kullandığım renkler. Bundan 2 kere diziyorum. Yani şimdi tekrardan 3 tane siyah, 3 tane kırmızı, 3 tane yeşil ve 3 tane beyaz. Siz daha büyük ya da daha küçük püsküller yapmak isterseniz hanımlar, bu sayıyı arttırıp azaltabilirsiniz. Yani mesela ikişer tane alabilirsiniz ya da dörder tane alabilirsiniz. O kendi zevkinizde kalmış. Bakın iki kere dizdim. Sonra orta kısma 6 tane siyah kum boncuk alıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Şöyle göstereyim. İpimin altına iniyorum. Şimdi tam tersi olarak dizeceğim. Yani 3 beyaz, 3 yeşil, 3 kırmızı ve 3 siyah olarak dizeceğim. Yine bu renk grubumdan 2 kere dizmem lazım. 3 beyaz, 3 yeşil, 3 kırmızı ve 3 siyah. Şöyle göstereyim. Bakın tam tersi olarak dizdim. Şimdi onun nedenini size göstereceğim. Bir kere daha diziyoruz. 3 beyaz, 3 yeşil, 3 kırmızı ve 3 siyah.
Şöyle göstereyim bakın. İpimin altına iniyorum. Şimdi şu kısım orta kısım hanımlar. Bu şekilde durması gerektiği için renkler karşılıklı olsun diye bu kısımda tersinden dizdik. Böyle yaptıktan sonra şu şekilde tutuyorum. Bakın. Hep aynı yönde ipimizi kıvırıyoruz. Kıvrımlı şeklini vermek için. Bu şekilde ipimizi şöyle göstereyim. Pardon, elim kameradan çıkmış. Bakın hep aynı yönde kıvırıyorum. Yani yukarıdan aşağıya doğru ipimi elimde çeviriyorum. Bunu 20-25 kere yapmanız yeterli. Yaptıktan sonra bakın. Püskülü şu şekilde yaptığım zaman kendi kıvrıldı bile, gördünüz mü? Yan yana getirdiğim zaman kıvrıldı. Sonra ne yapıyorum? Bu kısmı bırakmıyorum. Sıkı tutuyorum açılmasın diye. Bakın şöyle göstereyim. Hemen şu aradaki beyaz boncuklarla çalışmıyoruz. Renkli boncuklarımızla çalışıyoruz. Yanımdaki ipim kırmızıdan çıkmış ya. Yanımdaki siyah boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın. Şöyle elinizle bir de düzeltirseniz hemen zaten bu şeklini alır. İsterseniz burada bir adet düğüm de atabilirsiniz. Bakın oluştu bile. Ben bundan toplamda 6 tane yaptım. Siz de aynı şekilde ipimiz buradaki siyah boncuktan çıkmış. Sonra kırmızı boncuğa, kırmızıdan sonra siyaha. Bu şekilde toplam 6 tane yapacaksınız. Görüntüm bu. Şuradan göstereyim. Bakın toplamda 6 adet yaptım. Sonra hanımlar bunun tam karşısına gelen yerden, püskülün bittiği noktadan ipimi sabitleyip kum boncuklar dizdim. 20 tane siyah ya da işte burada mesela 20 siyah 5 açık, 20 siyah 5 yeşil. Yani bu püskül kısmında çiçeğimi yaparken kullandığım renklerden aralara 5'er tane kattım. Ve burada kapama yapmadım. Uzun bir kordon yaptım. Burada ise bakın bu şekilde kapama kullandım. Tercih tamamen size kalmış. Bu videonun, bir önceki videomuzun açıklamalar kısmına kordon örneklerinin linklerini attım. Bu videonun açıklamalar kısmını da atacağım. Eğer siz farklı kordonlar yapmak isterseniz oradan izleyebilirsiniz fikir olması açısından. Bu model hakkında söyleyeceğim bu kadar. Ha, bir de en son şunu söyleyeyim. Orta kısımda başlangıçta ip bırakmıştık ya hanımlar. Buna da iğnenizi takın. Boncuklarınızın içinde birkaç tur atarak gizleyin. İpinizi yok edin. Orta kısmımızı da sağlanmamış olalım böylelikle. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.